Evet, 22. soruyla başlıyorum. Aşağıda grafikte 3 farklı besin çeşidinin sindirim kanalındaki miktarlarında görülen değişim gösterilmiştir. Buna göre ifadelerinin hangileri doğrudur? X besine ne ağız, ne mide, ne de ince bağırsakta sindirime uğramamış. Selüloz olabilir arkadaşlar. Peki selüloz nedir? Bir karbonhidrattır ve dolayısıyla yapısında ne vardır? Glikozit bağı bulunabilir dediği için birinci öncülümüz doğru. Peki Y besini? Y besini mide ve ince bağırsakta sindirime uğramış. Hatta ince bağırsakta sindirimi tamamlanmış. Ağızda da bakın sindirime uğramamış. Sadece mide ve ince bağırsakta sindirime uğrayan besinimiz nedir bize? Protein. Proteinler midede sindirime uğradığı için asidik. İnce bağırsakta sindirime uğradığı için bazik ortamda bu sindirimin gerçekleşebileceğini söyleyebiliriz. İkinci öncülümüz doğru. Z besini. Ağızda sindirime uğruyor, midede uğramıyor, ince bağırsakta sindirimi tamamlanıyor. Bunun bir nişasta ya da glikojen olduğunu söyleyebiliriz. Peki nişasta ve glikojenin monomeri nedir? Glikozdur. Peki glikoz kapı toplar damarı ile karaciğere mi taşınır? Evet, doğrudur. Glikoz ince bağırsakta emilir. Daha sonra karaciğerle ince bağırsak arasındaki kapı toplar damarına giriş yapar ve karaciğere taşınmış olur. O yüzden bu da doğrudur. Yani cevabımız E'dir.